Merhabalar ben Burak Şambak kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda blend if şöyle ise karıştır komutunu kullanarak fotoğraflarımızın aydınlık alanlarını patlatmadan gölge ve koyu olan tonlarını kolayca nasıl açabileceğimizi öğreniyoruz. Haydi hemen Photoshop'a geçip blend if nasıl kullanılıyor birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Bu fotoğrafta olduğu gibi ton farkı çok fazla olan bölgelerde bir şekilde bu açık tonları patlatmadan siz pozlama yaptığı fotoğrafı çektiğiniz zaman evet doğru buralar patlamamış oluyor ama şu koyu olan yerlerde birazcık gölge oluşuyor veya şuna bakalım. Burada fondaki gökyüzünü patlatmama adına adamı birazcık koyu çekmiş olabiliyorsunuz. Şimdi Hali hazırda aydınlık olan yerleri patlatmadan fotoğrafın geri kalan yerlerinin tonunu açmak için birkaç tane farklı yöntem zaten var. Bunlardan mesela bir tanesi Shadows Highlights. Ben kanalımda da gölgeler ve aydınlık alanların nasıl kullanıldığına ait bir video yayınladım. Bunun da linkini aşağıdaki açıklamalara koyuyorum. Bir başkası bir alanı seçip onun üzerinde tonu değiştirmek. Bir başkası kamera raw editörle fotoğrafı açıp gökyüzünü, yeryüzünü işte belli bir bölgeyi seçip o yüzeye ait, o bölgeye ait tonalitayı değiştirmek. Fakat ben burada size çok basit bir işlemle bunu nasıl yapıyoruz bunu göstermek istiyorum. İlk yapmamız gereken katmanlar panelinin altındaki Adjustment Layers ayar katmanları simgesine tıklamak. Buradan levels yani seviyeler veya curves yani eğriler. Bunlardan herhangi bir tanesini sesiniz işe yarar. Buraya levels şu anda geliyor. Geldi. Şu anda histogramı görüyoruz ve şu anda herhangi bir seçimi yapmadığım için fotoğrafın tamamına ait tonaliteye ben hükmediyorum şu anda. Örneğin şurayı orta tonu birazcık açayım ben. Bir bakalım. Bu öncesiydi. Siz aydınlık yerlere bakmayın. Sadece şu dağların olduğu yere bakın. Bu da sonrası. Farz edin ki yaptığım değişikliklerden memnunum. Şimdi bu dediğim gibi her yeri değiştirdi. Ben şuradaki aydınlık yerlerin de aydınlanmasını istemiyorum. Konu buydu. Katmanlar panelinde katmanların birbiriyle olan iletişimini, karışımını belirleyen harmanlama modu bir sürü şurada farkı görüyorsunuz. Bunların dışında bir başka karıştırıcı etken daha var. Blend if şöyle ise karış diyen bir araç. Bunu açmak için de üst taraftaki katmanın sağ tarafına mouse'la çift tıklamamız yeterli. Şuraya ben şu anda mouse'la çift tıklayacağım. Tıtık yapacağım yani. Tıtık yaptım. Ve bir pencere açılıyor. Bu pencerede bizim hedefimiz burada underlying layer yani alttaki katman denen şu alt tarafta koyu ve açık tonları simgeleyen bir tane yatay sürgü var. Biz neyi istemiyoruz? Alttaki katmanın açık tonlarında bu değişimin olmamasını istiyoruz. O yüzden hedefimiz buradaki şu üçgen beyaz üçgeni sağ taraftaki sola doğru çekmek, tıklayıp bir parça çekiyorum. Buradaki değer 255'ti. Şu anda ben 238'e getirdim. Ardından da Alt, Mac için Option tuşuna basıp bu üçgene bir daha tıklıyorum. Üçgenin kendisine tıklıyorum. Tıkladım. Tıklar tıklamaz bu üçgen gördüğünüz gibi iki parçaya bölünüyor. Şu anda ben bu yaptığım seçime feather yani yumuşatıcı etki vereceğim. Bunun için de şu sol tarafta yer alan üçgeni sola doğru çekmem benim yeterli olacak. Düşünceme göre güzel bir yere geldiğime inandığım anda şuradaki preview ön izlemeyi bir açıp kapayalım. Şu anda bu blend if şöyleyse karıştır etkisiyle geldiğim noktanın görüntüsü bu. Bunu yapmadan önce bu nasıldı? O yüzden şu preview'u tikliyorum. Yani eski haline dönüştürüyorum. Şuralara dikkat edin. Bakın ne kadar beyaz. Bir daha basıyorum. Buralar koyulaştı değil mi? Hatta birazcık daha oynayabilirim. Yani alttaki beyazlarda şu seviyede sen karışma. Üst tarafta yaptığım bu etki alt tarafa geçmesin diyorum bir anlamda. Şunu da biraz sola çekeyim. Tekrar bakalım. Ön izlemeyi kapıyorum. Bunu yapmasaydım fondaki beyaz yerler böyle aydınlık olacaktı. Bunu yaptığım için fondaki beyaz yerler o etkiden şuradaki yaptığım seçimlere göre, onların seviyesine göre kurtuldu şöyle yapalım. Bir daha bir iki defa daha yapayım öncesi, sonrası diye. Siz de çok daha rahat görün. Hatta bu bir video olduğu için birazcık daha abartıp birazcık daha da bunu sola doğru çekip bunu da sola doğru çekebilirim. Ön izlemeye basayım. Ön izlemeyi kaldırayım. Gördünüz mü? Bunu yapmadan önce bu halde beyazlar patlıyordu. Bunu yaptığım için beyazlara etki olmadı. Şimdi buna okey diyorum. Bakalım tüm etki nasıl oldu. Şu gözü kapattığım zaman eski halini göreceğim. Bu haldeydi fotoğrafım. Koyuydu her yer. Ve ben bir aydınlatma yaptım Levels'la. Levels'la yaptığım bu aydınlatmanın da sadece şu koyu olan yerlerde geçerli olmasını istedim. Bir daha göstereyim. Öncesi ve sonrası. Katmanların yanındaki hamburger ve ardından ünlü flatten image görüntü düzleştir. Yine bulursam tabii ki şurada. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. Burada da gökyüzü aydınlık. Adam biraz gölgede. Geldim ve levels yani seviyeleri seçtim. Orta tonları açayım dedim. Adamın yüzüne ben şu anda odaklanıyorum. Fon beni ilgilendirmiyor. Çok oldu. Şu an fena değil fakat gökyüzü uçtu. Yani patlattım. Ne yapacağım? Buraya gelip çift tıklayacağım. Buraya geleceğim. Tekrar ediyorum bu video olduğu için rahat görün diye fazla çekeceğim. Tıkladım. Beyaz yerde bu etki gözükmesin diye sola doğru çektim. Ardından ne yapacağım? Alt veya Mac için Option tuşuna basıp şu üçgene tıklayacağım. Ikiye ayrılacak. Yumuşatma oranı, geçiş oranı seçmiş oluyorum. Şöyle sola doğru birazcık çekeyim. Ön izlemeye bir bakayım. Bu şu anki hali. Eğer ben bu işlemi yapmasaydım fona dikkat edin siz. Fon böyle patlak olacaktı. Bununla fonun patlaklığı azalıyor ama ben tekrar ediyorum video olduğu için bunu birazcık daha da arttırabilirim. Rahat görmüyorsunuz çünkü eminim. Kendi ekranınızda kendinize göre bu etkiyi düzenleyebilirsiniz bir daha ön izlemeyi kapayayım. Bu işlemi yapmasaydım gökyüzü böyle patlak olacaktı. Bu işlemi yaptığım için gökyüzü bu hale döndü. Okey dedim. Fotoğrafın öncesi ilk hali buydu. Bu da son hali. Bir dakika. Şu anda başka bir ipucu daha vereyim size. Biz burada blendif için yani öyleyse karıştır için bir seçim yaptık ya. Ben öncesi sonrası olarak baktığımda bu adamın yüzünü yeteri kadar aydınlatamamışsam, ben hala buradaki orta tonu daha da aydınlat sürgüsünü sola doğru çekebilirim. Şimdi bakayım öncesi sonrasına. Öncesi. Sonrası. Evet gayet güzel oldu. Fonu patlatmadık. Katmanlar sağındaki hamburgere tıkla. Flatten image. Görüntüyü düzleştir. Yap. Bu iki örnekle size içinde aydınlık bölgeler barındıran bir fotoğrafın aydınlık yerlerini patlatmadan nasıl orta tondaki, koyu tondaki yerlerini aydınlatabileceğimin basit bir yolunu göstermiş oldum. Bu eğitimin size faydalı olacağına ait inancım tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben akşam bak. Görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşçakalın.